Cümleten selam aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Amerika'dan İsrail'e, İsrail'den Yunan'a, Yunan'dan Pakistan'a. Çok önemli haberlerle tekrardan karşınızdayım. Bunlar ve daha fazlası için buyurun videoya dostlar. Saraların Trump uzun zamandan sonra tekrardan ortaya çıktı ve ilk sözü ne oldu? Beni özlediniz mi? Özledik özledik. Sarı. Sarıların Trump 2024'te başkanlık seçiminde tekrardan aday olacağını ve Beyaz Saray'a tekrardan koltuğa oturacağını takipçilerine, destekçilerine ilan etti. Bakalım Trump'ın aklından sarı sarı fikirler geçiyor. Trump bu defa düştüğü posta tuzağıyla yani postayla oy kullanma tuzağını atlatacak yeni bir yöntem mi geliştiriyor ya da takipçilerine postayla oy kullanmayı mı öğretecek? Trump hazırlıklara başladı. Haydin, Johnny'lerin göz aydın. Amerikan iç savaşı nerede kalmıştı? Onlar savaşsın, biz ilerleyelim. İran, Suriye ve Irak ekseninde tek bir cümle söyleyeceğim sevgili dostlar. İran'ın uykusunu kaçıran Sincar operasyonu. Tik, tak, tik, tak. İran'dan geçiyorum. İran'ın her daim, her ortamda, her şartta desteklediği Ermenistan'a. Ermenistan'da Paşinyan öyle bir açıklama yaptı ki Vay 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 dedirtti. Nedir? Paşinyan adeta Türkiye'yi takip eder tarzı açıklamalarda bulunuyor. Paşinyan demokratik olaraktan Ermenistan'da yarı cumhurbaşkanlığı modeline geçeceğiz dedi. Paşinyan perişenyan. Ermenistan ordusu Paşinyan'a muhtıra vererekten iktidarı bırakmasını söylemişti ve Paşinyan taraftarlarıyla beraber arkada fotoğrafı paylaşıyorum direniyordu. Ekim 21'de 2021'de bu sistemi yeni sistemi ortaya koyacaklarını, uygulamaya alacaklarını Ermenistan'a ve dünyaya ilan ettiler. Paşinyan direnmeye devam ediyor. Libya'dan güzel görüntüler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Libya ordusunu yerinde eğitmeye devam ediyor. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Masalar kuruldu, cetveller çıkarıldı. Libya ordusu bizzatî Türk ordusu tarafından eğitiliyor, donatılıyor. Güzel. Bu fotoğraflar çok güzel. Hatırlayın bundan aylar önce Hafter'in adamları Trablus'a saldırı yapıyordu ve bir söz söylemişlerdi. Neydi? Mismari yaptığı açıklamada Trablus'a gireceğiz gireceğiz ama bir tane Türk topçusu var. Bir tane. Onu aşamıyoruz. O Türk topçusu ne yapıyorsa ediyor bizi kalbura çeviriyor. Dönün bakalım dönün. Bu noktada fotoya dikkat. Elemanın elindeki cetveli şöyle güzelce inceliyor. Masada cetveller açılar. Onlar bunlar kurulmuş vaziyette. Lip yordusu sağlam şekilde yetiştiriliyor. Bombayı attı mı Hafter'in adamlarına 90'dan çakı verecek şekilde eğitiliyorlar. Güzel. İsrail'den bir haber. Öyle bir haber ki Yunan medyası bu habere hemen böyle mal bulmuş mağribi gibi sarıldılar kucakladılar. Ne oluyor? Bir fotoğraf, arkada size bir fotoğraf paylaşıyorum. Tek bir kare fotoğraf üzerinden Yunan medyası onlarca sayfalık haber çıkardı. Ne diyor Yunan medyası? Özetle aynen şunları söylüyor. Bu fotoğrafta Amerika'nın İsrail Büyükelçisi ve İsrail'in Enerji Bakanı böyle yan yana poz veriyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Tamam, gayet normal bir fotoğraf ama onların arkasında bir harita var. Dikkatinizi çekmiştir. İsmet Bora Hattı projesinin haritası arkada İsrail Enerji Bakanlığı'nda duvarda sabit şekilde durmakta. Yunan bu fotoğrafı inceliyor. Bu fotoğrafın üzerinde iki tane yeşil nokta var. Hani sözde Yunan'ın olan bölgeler yeşille gösterilmiş. Nedir? Bozcaada ve Gökçeada Yunanistan'a aitmiş gibi gösteriliyor bu haritada. Oo. Yunan şimdi bu fotoğrafı kullanaraktan aynen şunu söylüyor. İsrail'den Türkiye'ye tehditkar mesaj. İsrail Bozcaada ve Gökçeada Yunan'ındır mesajını Türkiye'ye veriyor diyor Yunan basını. Bak 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 bak. İsrail Yunan'la fingirdeşiyor mu? Yoksa burada İsrail üzerinden Yunan'ın bir algı operasyonu mu var? Var var. Sevgili dostlar var var. Ne mi? anlatayım size. Bilal Feyza sizin için olayları dedektif gibi araştırdı. Geçmişten bugüne bu haritanın röntgenini çekti. Röntgende neler çıktı neler. Aynen şu. Şimdi Yunanistan'da bir imza töreni yapılmıştı. Ne imzası? İsmet Boratlı projesinin imza töreni. Bu imza törenine Netanyahu, işte Miço ve ayrıca kim katılmıştı? Cücük Kıbrıs Rumlarının başkanı katılmıştı ortak imza attılardı. Bu imza töreninde de İsmet Boratlı projesinin geçeceği güzergahlar paylaşılmış ve hatıra olaraktan o haritanın üzerine imzalar atılmıştı. Arkada fotoğrafları paylaşıyorum. Fotoğrafa dikkatli bakarsanız Yunan uyanıklığı Sirtakiler çok çok akıllılar ya. Sirtaki bu haritayı yapıyor ve Bozcaada Gökçeada'yı ta geçen seneden bu seneye kendilerinin gibi gösteriyor. Ama Sirtakiler şöyle devam ediyor. Yunanistan hükümeti bu haritayı çoğaltıyor ve imza sahibi ülkelere bu haritayı gönderiyor. Nereye? İsrail'e gönderiyor. Nereye? Cücük Kıbrıs Rumlarına gönderiyor. Ayrıca İtalya'ya da gönderiyor ama İtalya imza törenine katılmadığı için İtalya'nın imzası yok. İtalya İsmet Boratlı projesinde gözükmüyor. Haritada Bozcaada ve Gökçeada haritasını Yunanlılar İsrail'e verdi. Yunanlılar Kıbrıs Rumlarına verdi. Yunanlılar İtalya'ya gönderdi. Aynı Yunanlılar İsrail'de çekilen bu fotoğrafı kullanaraktan Türkiye'ye aklınca mesaj veriyorlar. Bak, İsrail de bizden beraber. Bak, İsrail Gökçeada ve Bozcaada'yı bize verdi. Bizimdir. Akıllanın, ey Türkiye diyor Yunan basını. Vay 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 yazık ulan size yazık harcanıyorsunuz Ula Ponçik Yunan elinizde ne var ne yok bizim olan her şeyi geri alacağız vaktiniz doluyor Türkiye'nin saprının sonu geliyor geldiği zaman adalar denizinde kopacak olan fırtınada sizler uçu 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 uçup, 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 uçup Zeus'un depesine Olimpus'un depesine konacaksınız. etekleri aman aşşehindirin Ponçik Yunan. Yunan bir taraftan böyle algı operasyonları çekmeye çalışıyor. Diğer taraftan Yunan bir şeylerin farkına vardı ve Yunanistan basınından ilginç ve Yunan'a göre dehşet bir haber. Ne diyor Yunan? Türkiye Çuha Adası'na işgal edecek. Türkiye Çuha Adası'na askeri üs kuracak diyor Yunan basını. Oy, oy. Hani bu öyle böyle bir haber değil. Ne ise. Ne Rodos'a ne diğer adalara değil sevgili dostlar. Türkiye Yunanistan'ın burnunun dibinde ama esasen Türk'ün olan adaya Çuha Adası'na asker çıkaracak. Hangi adaya? Büyük Çuha'ya değil küçük Çuha Adası'na asker çıkaracak Türkiye ve oraya üst kuracak. Çünkü orada bir yaşam yok. Hani sadece Yunanistan'ın yaptığı 3-5 tane kilise var. Yunanları biliyorsunuz sevgili dostlar. Ortodokslar böyledir. Ortodoks kafası ayağının değdiği her yere... Hani ev yapmadan önce ilk olaraktan kilise yapar, şapel yapar. Böyle hemen bir mabet yaparaktan burası bizimdir. Burası geçmişten beri bizimdir algısı oluşturmaya çalışır. Bu noktada... Adalar Denizi'ndeki adalara baktığımız zaman Yunan orada yaşam olmasa dahi mutlaka ama mutlaka bir kilise ya da bir şapel vardır. Yunan ve Ortodokslar böyle bir kafa. Yunan basının yaptığı haberde Erdoğan'ın önüne gelen bu planda Erdoğan plana sıcak bakıyor ve vakitsiz bir anda onlara göre bize göre bir gece ansızın vakitsiz bir anda Küçük Çuha Adası'na büyük olasılıkla asker çıkaracak ve oraya bir komutan tayin edecek ve orada yönetimi tesis edecek. Oradaki kuracağı Türk üssüyle beraber bize bir mesaj verecek. Nedir? Girit'e de geleceğiz, Rodos'a da geleceğiz, diğer Türk adalarında geleceğiz diyor. Yunan basını Yunan basını böyle fantaziler kurmayı çok sever. Hani Türkiye şimdi yakınlarındaki adalar dururken ta uzaktaki adaya, Türk adasına niçin gitsin? Gidebilir mi? Vallahi Yunan gelecek diyor. Gider miyiz? Gideriz. Gitmez miyiz? Belki de daha daha başka başka yerlere gideriz. Esasen olay şu ki Yunan artık işin farkına vardı. Türkler mutlaka gelecek. Türkler adalarını geri almaya gelecek. Türkler adalar denizinde operasyonlara başlayacak. Bu onun bir işaret bir şeydir. Ama nereden başlayacak? Hangi adadan başlayacak? Hangi adalara gelecek? Yunan'ın böyle ikide bir haberler çıkıyor. Biliyorsunuz yok Yunan geldi 19. adayı aldı. Yok Yunan geldi 20. adayı aldı. Yunan, Yunan, Yunan alsın böyle küçük 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 sözde alsın. Biz aldık mı büyükten başlayacağız. Yumruğu indireceğiz. Büyükten büyükten almalara, külliyen almalara başlayacağız. Olacak mı? Olacak sevgili dostlar. Olacak. Arkada videolu haritayı paylaşıyorum. Özetle Yunan diyor ki Türkler Küçük Çuha adasına göz dikti. Ve oraya asker çıkaracak ve oraya askeri üst kuracak. Yunan'ı göz dikmedik. Bizim olana göz dikenleri dikmeye geleceğiz. Bekle. Bekle Sirtaki. Bekle. Geleceğiz. Bir gece ansızın. Mısır'dan bir haber. Mısır Yunanistan'a öyle bir tokat attı ki Yunan medyası, Yunan hükümeti bu tokatın altından hala kalkamadı. 3 gündür Mısır medyası bu haberi işliyor. 3 gündür Yunan medyası bu haberi işliyor. Sirtakiler fıs fıs. Ne oldu? Aynen şu tevgili dostlar Yunan basını diyor ki Mısır bizi sattı. Mısır gitti Türkiye ile Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de anlaşma yaptı. Vay vay vay. Ne anlaşması? Mısır yeni bir parselde petrol arama sondaj yapma izni verecek. Bu izin vereceği bölge, ihaleye çıkacağı bölge tam da böyle kesişim bölgeleri. Neyin kesişim bölgeleri? Türkiye, Libya, Mısır, Yunanistan kesişim map alanlarından öyle bir alandaki Mısır ilana çıktı ki bu Yunanistan'ı adeta sinirden çılgına çevirdi. Neler oluyor? Arkada haritayı paylaşıyorum. İşaretli yere dikkatli bakın. Mısır'ın ilana çıktığı hidrokarbon yani petrol arama faaliyetlerinin yürütüleceği yeri ilana çıktığı alana bakın. Yunan medyası diyor ki Mısır bizimle map antlaşması yaptı. Tamam Mısır Türkiye ile map antlaşması yapmadı. Ama günün sonunda Mısır bu ilana çıktığı parselde Türkiye'nin map alanını dikkate aldı. Bizim Yunanistan'ın map alanını dikkate almadı. <laughs> Elhamdülillah, sevgili dostlar, sizlere ne dediysem o. Yunanistan, Mısır'la istediği kadar antlaşma yapsın. Mısır, Mısır'ın derin devleti günün sonunda Sisi istese de istemese de Türkiye ile Uzlaşıya varmak zorunda, Türkiye'nin istediği haritayı, Türkiye'nin ortaya koyduğu map alanını kabul edecektir demiştim ve ahanda buyurun. Yunanistan, Mısır imza atıyor, antlaşma yapıyor, meme antlaşması. Fakat günün sonunda Mısır hükümeti ilana çıkıyor. İlana çıktığı yer Türkiye'nin mebini dikkate aldığı yer. Yunan'ı takmıyor Mısır. Vay vay vay. Zaten Yunan'a dağan dağana bir taraftan Mısır taktı. Yunan şimdi şundan korkuyor. Acaba bize İsrail'de dahu verir mi? Dahu verir mi? Vallahi bilmem. Yunan basını diyor ki Mısır hükümeti bizi kullanaraktan Türkiye'ye yakınlaşmaya çalıştı. Mısır hükümeti bizi bir yem olaraktan kullandı. Türkiye ile arasındaki ilişkileri daha da düzeltmek için biz ortada yem olduk diyor Yunan basını. Ne yapalım? her zaman yem olmaya müsaitsiniz. Bu noktada en güzel olan şu sevgili dostlar. Mısır kendi eliyle Yunanistan'la beraber imzaladığı MEP antlaşmasını kadük yaptı. Yani geçersiz yaptı. Mısır diyor ki eh, Yunanistan'da imza attım kabul etmiyorum. Vazgeçtim bu işten diyor Mısır hükümeti. Ve Mısır hükümeti Türkiye ile yapacağı MEP antlaşmalarının bu şekilde önünü açtı. Çünkü Mısır Türkiye'nin mebini dikkate aldı, Yunan'ın mebini takmadı. Yunan basında şuraya vurgu yapıyor. Sığınacağımız tek liman Biden'dır. Johnny'ler diyarından Biden, Amerikan başkanı bizi kurtarırsa kurtarır. Yoksa kurtlar sofrasında yem oluyoruz diyor Yunan. Bu gelişmeyi duyan Başsirtaki Micho kapı pencere ne varsa sökmüş yakmaya başlamıştır. Ne oldu? Atina çok mu soğudu? Ey Micho! Yunanı kendi içinde debelleşmeye bırakalım. Yunan debelleşe debelleşe artık bir hal olmuştur. Biz geçelim Pakistan'a. Pakistan'dan esasen Amerika'dan Müthiş bir haber geldi. Günün bomba haberi. ikinci bomba haberi değil. Belki de birinci bomba haberi budur. İkinci bomba haber. Mısır'ın Yunanistan'a dekmeyi basması. Map'ten map'ten çıkarması. Amerikan Bloomberg yaptığı haberde Türkiye, Pakistan'la beraber TFX 2 savaş jetini ortak üretecek diyor. Oo, elhamdülillah. Şimdi bunu hani böyle sıradan bir gazete yapmıyor. Bunu Amerikan Bloomberg yapıyor sevgili dostlar. Bu haberin de linkini yorum kısmına bırakacağım. Bilal Feyza'da yalan yok, gerçekler, sadece gerçekler var. Peki haberin detayı nedir? Bloomberg'un özel haberine göre Türkiye Pakistan'la beraber savaş uçakları ve füzeleri üretmek için düğmeye bastı. Bu düğmeye basma olayı en yakın tarihi olan Ocak ayında basıldı. Daha önceki aylarda da toplantılar yapıldı ama Ocak 2021'de yapılan büyük toplantıda Türkiye Pakistan askeri heyetlerinin yaptığı büyük toplantıda start verildi diyor Bloomberg'un haberinde. Şimdi olay burada Pakistan Çin'e gidiyor çünkü Pakistan Çin'le beraber ortak savaş jeti üretiyor. Pakistan Çin'le beraber ortak füzeler üretiyor. Türkiye'de Pakistan'la beraber ortak savaş jeti özellikle MMU. TFX'imizi üretme noktasında beraber ortak programa katılma ve uzun menzilli balistik füzeler yapmak için Pakistan'la işbirliği yapacak Türkler diyor Amerikan basını e bu Amerikan basına da çıktıysa artık demek ki imzalar alttan atıldı ve her şey yoluna koyuldu yakın zamanda da dünyaya duyurulacaktır ne duyurulacaktır Türkiye Pakistan Azerbaycan 3 devlet bir millet ortak milli muharip uçağın üretme noktasında çalışmalara başladı. Başka ülkelerde katılabilir mi? Katılabilir. Hem bilimsel yönden katılabilir, mühendislik yönden katılabilir, maddi yönden katılabilir, manevi yönden katılabilir. Kimler? Katar, Malezya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, daha birçok ülke Türkiye ile beraber savaş yeti üretme noktasında tüm güçlerini ortaya koyacaktır. Şimdi Türkiye Pakistanla beraber hava savunma sistemleri, MMU'lar, TFX'ler, milli yerli uçakların ve füzelerin üretilmesi noktasında çalışmalara başlayacak. Teknoloji aktarımları beraber birbirlerine başlayacak. Belki ortak tesisler yapılacak. Çünkü biliyorsunuz Pakistan'da devasa uçak fabrikası tesisleri var, füze tesisleri var. Türkiye'de de bunlar yapılıyor, yapılmaya devam ediliyor. Ama bunun içinde şimdi NATO girebilir, Amerika girebilir. Amerika biliyorsunuz Türkiye Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldı diye yaptırım yaptıydı ve F-35 programından çıkardıydı. Amerika şimdi bir yaptırımda Türkiye'ye Pakistan üzerinden verebilir. Nedir? Pakistan Çin'le Partner ortak uçak üretiyor, ortak füze sistemleri yapıyor. Türkiye'de Pakistan'la beraber ortak uçak üretecek, ortak füze üretecek. Yani dolaylı yolla Türkiye Çin'den beraber ortak iş yürütecek noktasında bir adım atılırsa Amerika Türkiye'ye başka bir yaptırım da yapabilir denildi Bloomberg'un haberinde. Vallahi artık bundan sonra ok yaydan çıkmıştır. Ne olursa olsun Türkiye çıktığı yoldan geri adım atmayacaktır. Bağımsızlık tam bağımsızlık. Bu noktada her daim devletimize güveniyoruz, her daim ümit varız. Asla ama asla hüzünlenmeye gerek yok. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daim yücetsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.